Merhaba, bugün seninle bebeğinin 15. ayında yaşayacağı tüm gelişmeleri konuşacağız. Bebeğinle artık daha iyi anlaşmaya başladınız değil mi? Yavaş yavaş konuşmasının şekillenmesiyle bebeğin iletişim konusunda daha başarılı bir bebek oldu. Bu dönemde bebeğinin beslenme düzeni oturmaya başlamıştır ve sizinle sofrada aynı şeyleri yiyebilir. Bebeğin bazen yemeği reddetme ve iştahsızlık gibi davranışlar gösterebilir. Bu süreçte bebeğini zorlamaman ve kaygı düzeyini arttırmaman gerekir. Olabildiğince kendi kendine beslenmesine izin vermelisin. Çünkü kendisinin yemek yemesi, bebeğinin yemekle beslenme arasındaki ilişkinin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu süreçte anne sütüne devam etmelisin. Eğer bebeğin anne sütü almıyorsa, hekiminizin önerileri doğrultusunda formül mamayla beslenmesine devam edebilirsin. Bebeğinin bu dönemde azı dişleri de çıkmaya başlayabilir ve böylece bebeğinin iştahsız dönemleri olabilir. Bu süreçte ona soğuk yiyecekler vererek diş etlerinin ferah olmasını sağlayabilirsin. Günde 3 ana öğün ve 2 ara öğün şeklinde beslenmesini düzenleyip devam edebilirsin. Yemekleri ve sunumları bebeğin için çok daha keyifli hale getirebilirsin. Artık bebeğin seninle basit hayali oyunlar oynamaya başlayabilir. Onunla organlarını gösterme, taklit etme gibi oyunlar oynayabilirsin. Bebeğinin gelişimini desteklemek için onunla devamlı konuşmalı, gün içinde mutlaka kitapla vakit geçirmeli, müzik ve şarkılara da zaman ayırmalısın. Bu süreçte sesli kitaplarda bebeğinin çok ilgisini çekebilir ve ses taklitlerini birlikte yapabilirsiniz. Bebeğin hareketli, ilişki ve etkileşim temelli oyunlardan da çok zevk alacaktır. Bebeğinle beraber onun el becerilerini destekleyecek şekilde kule yapma ve oyunları ve kalem çalışmaları, silinebilir keçeli kalemler ve doğal pastel boyalar kullanarak yapabilirsin. Çok ciddi sonuçlar olabilecek ev kazaları açısından ev içinde önlemler almayı unutmamalısın. Bebeğin için bir uyku rutini oluşturmuş olmalısın. Bebeğin uykuya geçmeden önce kitapla vakit geçirilebilir ya da sen bebeğin için belki bir banyo planı yapabilirsin. Bebeğin genellikle gündüz iki uykudan tek uykuya doğru geçiş yapmak isteyebilir. Gündüz uykusu, bebeğinin günlük aktivite durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Gördüğü rüyalar, diş çıkarma dönemleri ve ayrılık kaygısı nedeniyle bebeğin gece uyanabilir. Bir süre kendi kendine tekrar uykuya geçmesi için beklemeli, hemen müdahale etmemelisin. Bu süreçte bebeğinin daha rahat edebileceği bir çocuk yatağına geçiş yapabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.